Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Her zamanki gibi çiftlikteyiz. Artık bahar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şimdi bugün bu videomda çiftliğin genel durumu ile ilgili size bilgilendirmeler yapacağım. Bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor, bunlarla ilgili güzel haberlerim de var. Tam net söylemeyeceğim ama arkadaşlar, güzel haberlerimiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Biraz ipuçları vereceğim. Bakalım hep birlikte gelecek nasıl planlanacak? Bu bizim hobi olarak yapmış olduğumuz ördek, tavuk, kaz, bunlarla ilgili bizi neler bekliyor? Her zaman sizlerle, bazen vlog, bazen arkadaşlar konular, bazen bilgilendirmeler şeklinde hayatımıza devam ediyoruz. Ve bugün o videolardan bir tanesi. Şimdi bizim Pekin ördeklerimizle ilgili biz bundan 10 gün önce civarında görmüş olduğunuz gibi daha önce size de videosunu çekip paylaştım. Arkadaşlar 114 tane yumurta almıştık. O yumurta aldıktan sonra bazı soran arkadaşlarım var. Abi son durum ne diye. Şimdi isterseniz yavaş yavaş gidelim. Hem size ben son durumu göstereyim. Ondan sonra biraz bilgilendirmeler yapalım. Ona göre videomuzun akışı devam edecektir arkadaşlar. Şöyle biz şimdi gidiyoruz. Şimdi kümeslerde arkadaşlar sürprizler var. O sürprizleri sizlerle bir sonraki videoda paylaşacağım. Onu belirteyim. Ama şimdi ördeklerin yerine gideceğiz. Ve ördeklerle ilgili son durum ne? Yumurtaya devam ediyorlar mı? Yoksa burada bizim yumurtalarımızı almamızla birlikte küskünlükler oldu mu? Şimdi isterseniz onları sizinle paylaşayım. Şimdi geldik kümesimize. Evet arkadaşlar, kümesimizdeyiz. 10 gün önce her taraf yumurta doluydu. Şimdi şöyle bir bakalım isterseniz. Yumurta var mı? Yavaş yavaş. Mikrofon kaydı. Evet. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yine burada, şurada yok. Ama burada iki tane Pekin yumurtası var. Burada yine bir tane yumurtlamış. Arkadaşlar şurada güzel bir performans var. Onu alttan yaklaştırıp yuvanın içine kamerayı sokuyorum. Bakalım orada ne var. Hadi bakalım. Nerede? Neredeler? Hah, buradalar, evet. 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar yumurtamız. Şöyle yapalım. 4 yumurtamız mevcut burada da. Oraya 5 yumurtası eskilerden bırakmıştım. Yumurtlamamış arkadaşlar. Buralara bakalım. Bir tane oraya atmış. Arkadaşlar şurada da gördüğünüz gibi bir grup yumurta var. Buraya baktığımızda burası boş. Burada bırakmış olduğum tavuk yumurtası var. Onu alacağım, haşlayacaktım. Diğer yumurtaların yanına koyayım. Yine burada tavuk yumurtası var. Onu da alacağım. Civcivlere yedireceğim o yumurtaları. Gördüğünüz gibi bir tane de buraya atmış. Başka da yumurta yok. Şimdi toplam baktığımızda 3, 4 daha 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gibi bir yumurta var. Çıkalım bir güneşi görelim. Ladies, gentlemen. Evet, şimdi dediğim gibi arkadaşlar, şu anda Pekinler yumurtluyor mu? Evet, yumurtlamaya devam ediyor. İstediğimiz yumurta verimi var mı? Yok. Nereye yumurtluyor? Bir de benim görmüş olduğunuz gibi şu harabenin içine yumurtlayan da bir tane var. Oradaki tüm samanlar falan bayağı bir dağıldı. Ama ördeğimiz gidiyor arkadaşlar. Oraya bir tanesi düzenli yumurtluyor. Yani biz bu yumurtaları topladık. Yani tarihe bakmak lazım. O günden bugüne 16 civarı yumurta var. Yani 3 gün. Arada en az bir 5 günlük kayıp var. Bunun da, ben bu kaybın da arkadaşlar, bu arada bir tatlı bir yağmur başladı. Bu kaybın da şeyden olduğunu düşünüyorum. Yumurtaları alınca ya bir küskünlük oluyor. Ya bir de yani gerçekten havalar çok dengesiz. Çok ciddi soğuklar oluyor. İşte birden hava ısınıyor. Hepimiz bunları yaşıyoruz. Birazdan yerli kazlarla ilgili arkadaşlar yumurta kontrolünü yaptım. Tek başıma olduğum için bunu çekemedim. Onunla ilgili de bilgi vereceğim sizlere. Ama şeyler yumurtluyor arkadaşlar. Pekinler yumurtlamaya devam ediyor.
bence performansı. Arada o kadar ufak tefek küskünlükler, dargınlıklar olur. Her şey zamanla da geçer. Onun için ve o da görmüş olduğumuz gibi şu anda Pekinler yumurtaya düşmüş. Amerikanlarla ilgili durum ne? Şimdi bir yandan gideyim, bazı yaptığım şeyleri de sizlerle paylaşayım. Amerikanlar arkadaşlar, ya bu şey mevsimsel olarak biraz nazar, biraz havaların soğukluğu, hepsini üst üste koyduğumuz zaman Amerikanlar hala yumurtlamıyor. Amerikanlarda gerçekten ciddi bir küskünlük var. Ama yani artık önümüzdeki hafta ben sürekli havaları kontrol ediyorum. Ya neydi var ya, yine gitti, suya girdi. Havaları kontrol ediyorum. Havalar bana şunu söylüyor, hava durumu. Şu anda önümüzdeki hafta yine karla karışık yağmur gösteriyor. Hava şartları bize burada olumsuz birkaç durum ortaya çıkartacak. İşte bunlar da, Amerikanlar da arkadaşlar burada yumurtlamamayı tercih ediyor şu anda. Ama yakın zamanda gerçekten hepsi yumurtaya gelecektir. O aradığımız, özlediğimiz güzel günleri Amerikanların nezdinde göreceğiz arkadaşlar. Onun garantisini verebilirim. Ama şu an baktığımızda Amerikanlar arkadaşlar yemiyorlar, keyif yapıyorlar, ırmağa giriyorlar, çıkıyorlar. O şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Bir sıkıntımız var mı? Yok arkadaşlar, acelemiz de yok. Zaten Amerikan'dan da binlerce yapacak da değilim. Onun için yani onlar yatsınlar. Bu sene bazı yavrularını onlara büyütmesini sağlayacağım. Çok ayırmayacağım yavruları. İlla ki ayıracaklarım da olur ama genellikle ayırmayı düşünmüyorum Amerikanları. Irmak kıyısında da olanlar var, karşıda da olanlar var. Gördüğünüz gibi şu grup komple dişi arkadaşlar. Şurası komple dişi. Hepsi. Ve hepsi de maşallah çok sağlıklılar. Tabii bu Amerikanların dönemsel başka bölgelerde de bunlar yaşanıyor olabilir ama ben kendi çiftliğime baktığımda yaşamış olduğum o olumsuz durumun hayvanlarda anatomik olarak da bir etki yarattığını da düşünüyorum işin aslı. Bence ondan yeni kurtulduk. Şu andaki saf beyazlıkları ve onların duruşları bana gerçekten eski sağlıklarına en iyi şekilde kavuştuklarını gösteriyor. Şunların tatlılığına bakın ya. Maşallah kuzularım. Hepsi çok güzeller. Tabi kümesle ilgili daha yapacağımız çok şey var. Zaten diyorum, Allah nasip ederse bu sene ben bir kümes daha yapmayı planlıyorum. Çünkü bir sonraki videoda gelecek değişik ırklarla ilgili çok güzel bilgilerim var. Onları sizlerle paylaşacağım. Ama ben mesela dün ne yaptım? Dün arkadaşlar, şimdi buradan yağmur yağıyordu. Bu yağmurun şu görmüş olduğunuz alanda aşağı dökülüyordu. Şimdi ben buraya şey yapacağım, bir tane suluk yapacağız ama şu an idare etmek adına ben elime aldım arkadaşlar kazma küreği. Bir başladım. Daha oradan buraya, yağmurun düştüğü noktaya, o noktadaki tüm toprağı kaldırıp bu arka taraftaki tahtalara yasladım ki oradan yağmur suyu arkadan içeriye girip de benim diğer hayvanların altlarının çamur olmaması için. Çünkü bazı geçiş dönemleri vardır. Vallahi kusura bakmayın, bu geçiş dönemlerinden bir tanesini yaşıyorum. Şimdi buraya beton atacağım ama buranın iyice bir kuruması lazım. Kuruduktan sonra o işlemi yapacağım. Şu yağmurlar falan bir dursun. Onlar durduktan sonra ben burada güzel bir şekilde burayı arkadaşlar tertipli, düzenli bir şekilde yapacağız. Kümesimizi nasıl yaptıysak burayı da o şekilde yapacağız. Ama şu anda arka taraftan su girip de ondan sonra hayvanların altlarını çamur yapıp ondan sonra hayvanların üşümesini ve rahatsızlatmasını istemediğim için şu an idarelik bir şekilde böyle yaptım. Ve Amerikanlar da bu arka tarafı çok seviyor. İleriki dönemde sizlerle yine daha önce paylaşmış olduğum gibi şu alanı komple ördeklerin ve kazların yumurtlama folluk alanı yapacağımı göreceksiniz. Çok da güzel olacak bence. Şu üst şey tarafına da, suyun döküldüğü tarafa da tamamen oluk sistemi yapacağım ki buradan hiçbir şekilde follukların önüne bile su akmayacak. Onun için onu da yaptığımda buradaki problemi tamamen çözmüş olacağız. Şu an iyi bir yolda ilerlediğimi düşünüyorum ve sizlerin müthiş desteğiyle birlikte gelecekte çok güzel işlere de imza atacağımı çok iyi biliyorum. Emin olun buna. Ama yani bazı şeyler hızlı ilerlemiyor olabilir. Arkadaşlar yavaş olsun, ağır adımlarla olsun ama sağlam olsun mantığındayım. Onun için buradan hepinize af diliyorum. Kusura bakmayın.
Her şey birden olmuyor. Zamanla arkadaşlar, diyorum ya, kazandıkça biz kümeslerimizi bitireceğiz. Kazandıkça yeni kümeslerimizi yapacağız. Kazandıkça daha kaliteyi, daha sistemleri arttıracağız. Hepinizin böyle benim için iyi düşündüğünüz için bu dileklerde bulunduğunuzun farkındayım. Ama lütfen sizler de benim için anlayışlı davranmanızı rica ediyorum. Her şey gerçekten birden olmuyor. Bunu da belirtmiş olayım sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün sizlere en azından benim Pekin ördeklerinin ve Amerikan ördeklerinin son durumu, yumurta durumlarını paylaştım. Bunları düzenli olarak zaten paylaşacağım. Çünkü yumurtaya geldiği tarihler, bunlar videolarda kayıt altında hep duracak. Bir sonraki sene, ya geçen sene neler yaşamıştık diye bu bilgilere, bu videolara ihtiyacımız var. Bu sene devam ediyoruz. Bu şekilde Pekinler'de her şey yolunda. Amerikanlar'da her şey arkadaşlar yolunda olmamış gibi gözükse de yoluna girmek üzere. Buna eminim. Çiftleşmeler çünkü hızlı bir şekilde devam ediyor. Bakalım. Arkadaşlar, biraz sohbet ettik, konuştuk, sizlerle paylaştım. Hepinize sonsuz teşekkürler. Kendinize ve ailenize dikkat edin. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.